O gel, hoş geldin bebe, geldin. Gelin bakalım. Hoş geldin bebe.14 gün sonra çocuğum yuvasına döndü çok şükür. 14 gün boyunca zaten kızım hastanede zor bir süreç geçirdik. Çok şükür bugün yuvasına döndü. Bahçeli evlerde zaten hemen şeye götürdüler, Cerrahpaşa'ya götürdüler. Orada 10 gün falan kaldı bu Murat Dirmen. Oraya geldik, pazar gününde beri oradayız. Bugün çok şükür çıkıp geldik. Sağlık durumu iyi, kilosu valla 1810 dediler. 1810 dediler, evet. Yok, ikinci çocuk. Ya çok güzel karşıladı, çok mutlu oldu, sürekli gidip gelip öptü. Tamam, ver bakayım ne? Gel sakın. Valla aslında hastaydım, eşim beni kontrole getiriyordu. Sonra birden sancım tuttu. Sancı tutunca ben de çok akınmaya başladım. Bir baktım önce suyum geldi, sonra bebek geldi. Hemen doktorla hemşireler koştu bebeği aldı. Allah razı olsun, evet, o hemşire bana çok yardımcı oldu. Nefes al verdi, Mehmet öyle yaptı. Öyle söyleyince doğum biraz daha kolaylaştı. Nefes al ver, nefes al ver, bana çok yardımcı oldu Peki arkadaşlar. erken doğum oldu değil mi? Erken doğum oldu, daha 7 aylık. Beklemiyordunuz. Beklemiyordum. Şimdi evet, otobüste birden karnıma vurdu, artık ben kendimi yere attım. Birden sancı geldi zaten. Ne hissediyorsunuz peki? Aslında çok güzel bir duygu da, bir tarafta da kızım uzakta, ben buradayım. Daha göremediniz değil mi? Göremedim. Küçük bir bana göstermediler. Geçen gün hasta olduğu için kontrole gitmişti. Geldi, hastaydı. Üşütmüştü. Biz dedi gripti diye dedim ona hastaneye git dedim. İşteydim, aradım onu. Hastaneye git, gitmedi. Ben dedim sabah baktım çok kötüydü. Ben de hastaneye işe gitmedim. Dün sabah. Dün sabah. Perşembe sabahı. Ön Perşembe sabah. Geldik. Dedim ben seni hastaneye götürüyorum. Hastaneye götürdüm. Ben Avcılar'da oturuyoruz. Murat Körü'ye götürdüm onu. Murat Körü'ye götürdüm. Murat Körü'ye dedi ki bizde kadın doğum olmadığı için size bakamıyoruz dedi. Seni Sadık Konağı'na gitsen dedi. Sadık Konağı'na geldik. Sadık Konuk'ta da aynı şekilde dedi ki burada kadın doğum olmadığı için Bahçeli Evler Devlet Hastanesi'ne gidin dedi. Dedim eşime dedim hamilesin dedim, sıkıntı doğum mu olacak dedim. Yok dedi, sıkıntı ağrılar vardı ama şey değildi. Dedi yok dedi, doğumluk bir durum değil dedi, biliyorum dedi falan. Minibüste bindiğimizden başladı sancıları. Sancıları başladı. Arkada oturuyorduk. Bir tane hanımefendi dedi ki öne binsin dedi. Ön tarafa geldi. Bizde çocuk vardı elimde, benim oğlum. Arkaya geçtik. O da ön taraftaydı. Sonra hastaneye yakın sancıları başladı. Elimde görüyorum onu, ellerini, hareketlerini görüyorum. Bayağı sesini de çıkartmıyor. Orada 2-3 tane hanımefendi yardımcı oldu ona. Minibüste bir de hemşire vardı. Hemşire vardı, yardımcı oldu. Nefes al, hızlı al, ver, hızlı al, ver. Çok da Sakinle, şanslısınız sağ ol. Ha, o konuda. Minibüste hemşire vardı, o da işe geliyordu orada. Neyse minibüsçü de hızlan bağırdılar minibüsçüye hızlan hızlan diye doğum yapacak diye. Minibüsçü Allah razı olsun hızlandı. Aynı ambulans şoförü gibi herkese durun dedi. Hasta var, hızlanmam lazım falan. O da geldi tam kapının önünde doğum yaptı. Tam nerede Tam oldu? bu kapının önünde minibüs tam duracağı yerde doğum yaptı. Doğum orada gerçekleşti. Sonra içeri aldık. Bu Ne şekilde. Çok hissettiniz? heyecanlı. Bir bebekle bindik arabaya, iki bebekle indik. Çıkartmak için utangaç olduğu için bir de etraf rahatsız olmasın diye şey yapmadım. Ne var? 10 dakika süreyle. 2 haftalıktı. Hala 2 ayımız vardı. Biz doğum için çıkmadık yola aslında. Ama böyle bir sürpriz yaşadık. Peki şu an bebeğin durumu nasıl? Annenin durumu nasıl? Annenin durumu çok iyi şu an. Taburcu olmasını bekliyoruz. Çocuk da Cerrahpaşa'da. Küvete koydular. Erken doğum olduğu için. Kontrolü devam ediyor. Takip ediyoruz işte. Kız oldu. İsmi de Asmi koyacağız.